Daha önceki videolarımızda örneklerde bankalara altın yatırıldığından bahsetmiştik. Gelen yorumlarda altının alışverişte kullanılmadığına ilişkin eleştiriler geldi. Bence artık banknotlardan bahsetmeye başlamanın tam vakti. Banknot eminim bu kelimeyi daha önce de duymuşsunuzdur. Hatta ben konuşurken cüzdanınızdaki banknotları düşünmeye başlamış bile olabilirsiniz örneğimize geri dönelim. Burada Eren Bankası vardı. Bankanın öz sermayesi 100 birim altındı. Bunu çizmek istiyorum. Öz kaynaklar 100 birim altın. Bununla bankanın binasını yaptırıyorum. Şehir dışında bir inşaat firması bu. Yani onlar binanın inşaatı için yaptığım ödemeyi getirip benim bankama geri yatıramayacaklar. Bu da bankamın genel müdürlük binası. Bunlar da kasabamızda yaşayan kişiler. Bankamın binası çok sağlam ve güven verici göründüğü için getirip birikimlerini benim bankama yatırıyorlar. Bankamızın binası onların yastık altlarından kesinlikle daha güvenli. Biriktirdikleri bin birim altını getirip benim bankama yatırdılar. Bin birim altın. Bankamın bilançosunda pasif tarafa da bu yükümlülüğümüzü yazalım. Bin birim altın borçluyuz. Bilançomuzun aktifinde de yatırılan bu altınlar var. Altınları sarı renkle çizeyim. Bilançomun aktifinde kasalarımda sakladığım bin birim altın var. Şimdi soru şuydu. Eğer kasabadaki herkes elindeki tüm altınları getirip bana yatırsalardı ve ben de altınları alıp bankamı kasasına koysaydım, günlük alışverişlerde ne kullanılırdı? Şimdi düşünelim. Bilançomuzun bu tarafında bankamın aktifleri, bu tarafında ise pasifleri var. Onlara bin birim altın borçluyum, istedikleri zaman gelip geri alabilirler. Bunu vadesiz hesap gibi düşünebilirsiniz. Ancak bana yatırdıkları altınların tümü de kasalarımda duruyor. Bilançomun aktif tarafında da işlem yapmak için ne kullanılabilir? bank olarak bir çözüm üretiyorum. Bir banka bonosu çıkartıyorum. Üzerinde de benim bankama şu kadar altın yatırmış olduğunuz bu banknot karşılığında şu kadar altının bende bulunduğunu belirteceğim. Diyelim ki her bir birim altın için bir banka bonosu çıkartıyorum. Banka bonosu kısaca banknot diyelim. Her bir birim altın için bir banknot çıkartacağım. Şimdi bir kağıdın üzerine bunu yazarak banknotumuzu oluşturmaya başlayalım. Sanırım şekli size çok tanıdık geldi. Banknotumun ortasında benim resmim var çünkü bankada benim bankam, Eren Bank ve bir birim altını temsil ediyor. Eğer bana bir birim altın verirseniz ben de karşılığında size sadece benim basabileceğim bu kağıtlardan vereceğim. Benden başka hiç kimse bu kadar sofistike bir kağıt basamıyor. Buraya çeşitli renkler koymak istiyorum. Buraya da sahtesinin üretilmesini önlemek için filigranlar, hologramlar koyalım. Kağıdın malzemesi de özel olsun. Altına da imzamı atayım. Artık her neler yaptıysam bu banknotun sahtesini hiç kimse üretemiyor. Banka olarak bu banknotu bastım ve yatırdığınız altın karşılığında size verdim. Bu kağıt parçası bu banknot size nasıl bir hak veriyor? Bu banknotu elinde tutan her kimse banknotu Eren'in bankasına getirerek bu banknot karşılığında bir birim altını geri alabilir. Kasabamızdaki herkes bana çok güveniyor, istedikleri zaman banknotu getirip altını geri alabileceğine inanıyor ve alışverişte altın yerine bu kağıtları, banknotları kullanmaya başlıyorlar. Her bir birim altın için bir banknot demiştik ancak kasabalılar ceplerinde çok sayıda banknot taşımak istemiyorlar. Her beş birim altını temsil eden başka bir banknot daha çıkarmaya karar veriyorum. Bu banknot da başka bir renk olsun, bir birimlik banknotlarla karışmasınlar, şekli de öbüründen biraz daha büyük olsun. Banka olarak burada bir yükümlülüğüm var, her beş birimlik banknot getirene beş birim altın geri ödeyeceğim. 5 birimlik banknot değişik bir renkte olsun. Bunun üzerine de ünlü birisinin resmini koyalım. Filigran ve hologram gibi sahteciliği önleyen detayları da ekleyelim. Altını da imzalayalım ve 5 birimlik banknotumuz da artık hazır. Eğer bizim kasabada yaşayan biriyseniz altınlarınızı benim bankama getirdiğinizde altınlarınızı güvenli bir şekilde saklayacağım. Size de sahtesinin yapılması son derece güç olan bu banknotlardan vereceğim banknotların sahtesinin yapılamaması son derece önemli. Ki eğer bu banknotlar kolayca basılabiliyor olsaydı, benim güvenilir bankamla, Eren Bank'la hiç ilgisi olmayan kişiler de bu banknotları basmaya kalkışabilirlerdi. Bunun olmasını tabii ki istemeyeceğiz. Dolayısıyla da bu banknotu sahtesi yapılamayacak kadar sofistike şekilde bastık. Yani artık hem altınlarınızı güvenle saklayabiliyorsunuz hem de elinizde alışverişte kullanabileceğiniz banknotlar var. Üstelik banknotları taşımak altını taşımaktan çok daha kolay. Diyelim ki 500 birim altını temsil eden banknot da olabilir. Eğer birisi bankama 500 birim altın yatırırsa ona da bu 500'lük banknottan vereceğim. Bu banknot benim yükümlülüğümü temsil ediyor. Çünkü eğer birisi bana 500'lük bir banknot getirirse bu banknotu geri almak ve karşılığında 500 birim altın ödemekle yükümlüyümdür. 500'lük banknotumuzun rengi de turuncu olsun. Çok yararlı bir iş yaptım. Banka olarak pek çok yararlı şey yaptım. Para arzını düzenledim, kredi verebildim, üretimi destekledim ve dolayısıyla tüm toplumun refahını artırdım ve yararlı bir şey daha yapabileceğimi keşfettim. Altınlarınızı güvenli şekilde saklayabilmenin bir adım ötesine geçtim ve size değişim birimi olarak kullanabileceğiniz banknotlar oluşturdum. Üstelik banknotları taşımak altına göre daha kolay. Her alışveriş için 500 birim altını yanınızda taşıyıp ki altında boyutuna göre çok ağırdır unutmayın ve bunları tek tek sayıp ödemektense banknot kullanmanız çok daha kolay olacaktır. Altına elini alan ayarına gramına bakmak zorunda kalmadan sadece banknotları sayacak ve kolayca alışveriş yapabileceksiniz. Aklınızdan şu geçiyor olabilir, ben bu banknotu çizmeye başladığımda bunun Amerikan dolarına benzediğini düşünmüş olabilirsiniz. Bir anlamda haklısınız. Zaten Amerikan doları da aslında Amerikan Merkez Bankası'nın bonosu. Banknot terimi banknottan yani banka bonosundan geliyor. Ancak hatırlayın bir örneğimizde çok çok eski zamanlardan bahsediyorum. Amerika'da koloniler dönemini düşünürseniz her kolonide çeşitli bankalar var ve bu bankalar kendi banknotlarını basıyorlar. Yani bütün ülkede kullanılan tek bir banknot yok. Bir bankanın banknotu şu şekilde, başka bir bankanınki ise bu şekilde olabiliyor. Bizim bankanın yani Eren Bankası'nınki ise böyle görünebiliyor. İnsanlar kabul ettiği banknotların sağlam bankalara ait olmasına dikkat ediyorlar. Oysa günümüzde bütün ülkede tek bir banknot kullanılıyor. O da ülkenin merkez bankasının bastığı banknottur. Amerika'da banknot basma yetkisi olan tek bir kurum var. O da Amerika Merkez Bankası yani Federal Rezerv yani Fed. Diğer ülkelerde de aynı şekilde sadece ülkenin merkez bankası basabilir. Ve günümüzde banknotların karşılığı artık altın değil. Buna bir sonraki videolarımızda değineceğim. Paranın karşılığının altın olmasından vazgeçilmesi de ayrıca ilginç bir süreç. Daha sonraki videolarda söylediğim gibi tekrar değineceğiz buna. Bu videoda bankamız vadesiz hesaba yatırılan yani istendiğinde geri çekilebilen altın hesapları karşılığında yeni bir alışveriş aracı olan banknotları ihraç etti. Bir sonraki videoda sulama kanalları ve fabrika için kredi kullanımı konusuna tekrar değineceğiz. Aslında tüm bunlar olup biterken altınlar bankadan hiç çıkmayacak. Banka bütün bu işlemleri yapmak için banknotları kullanacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.